Ahirette kılamadığımız namazların durumu ne olacak? Yani bunlar bizim üzerimizde bir sorumluluk olarak devam edecek mi? Cezasını göreceğiz mi? Ne dersiniz? Şimdi namaz İslam dininin en temel ibadetlerinden birisi. Her zaman konuşuyoruz. Namazı tarif ederken Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki Es-salatu imadü din. Namaz dinin ana umdesi, dinin direğidir. Kim namazını Kılarsa bu ana direği dikmiş olur. Namaz bizi günde beş defa Rabbimizle buluşturan bir ibadettir. Tabir caizse yani hani e, ibadetlerin kalbi durumundadır. Yani insan bedenindeki kalp neyse İslam binasının da bir bakıma imandan sonra kalbi, onu diri tutacak hayat verecek en önemli ibadet namazdır mesela oruç senede bir defa geliyor işte ama namaz bizi günde beş defa Rabbimizle buluşturuyor şimdi bir Müslümanın namazını terk etmesi söz konusu olamaz yani namazın kazaya kalması nasıl olur koma halinde olur insan veya semavi bir özürden dolayı olabilir yani ne olur Uyuyakalmıştır. Hz. Peygamber'in hayatında bir iki tane vardır bunlar. Bir defasında bir seferden dönerken işte birisini Efendimiz nöbetçi bırakmış, o da uyumuş kalmış. Bir işte namazın böyle kazaya kalması, bir de yanılmıyorsam herhalde Hendek Savaşı'nda müşriklerin veya Uhud'da olacak böyle bir iki... Savaşın yoğunluğundan dolayı. Sava evet. Diyor. Bunun dışında bizim fıkıh kitaplarımız, bırakın namazın terkini Düşmanla karşı karşıya olunduğu zaman namazın cemaatle nasıl kılınacağını bile ifade ediyor. Bir defa bunu ifade edelim. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra namaz ibadeti konusunda bütün Müslümanların hassas olması lazım. Olmamız gerekir. Namazın terki yok. Ama oldu ya biz beşeriz. Kaflete düştük. Kaflete düşüyoruz. Kılamadığımız namazlarımızı Mutlaka Rabbimize vaktinde kılamadığımız için hem tevbe etmeliyiz hem de kılamadığımız bu namazlarımızı kaza etmeliyiz. Yani kaza etmeden, bu namazlarımızı kılmadan, kaza etmeden Cenab-ı Hakk'a intikal edersek, Allah büyüktür, bağışlayabilir ama bunun hesabını da Rabbimize vermek durumunda kalırız. Yani... Namazları vaktinde kılmak, hı hı. hatta vaktinde kılmak da yetmez. Mazeretsiz olan kardeşlerimizin cemaatle camide kılması oldu ya, kılamadığımız bir vesileyle namazlarımız olursa, onların da mutlaka Cenab-ı Hakk'a borçlu gitmeden, dünyada üzerimize tereddüp eden bu borcu iskat etmek için kaza etmeliyiz. Eyvallah. Yani bu... Bizim için en önemli ibadetlerden bir tanesi Doğru. herhangi bir çıkar yolumuz yok. İlla kılacağız. Rabbim kılanlardan eylesin inşallah.